okulumuza kazandırdı. Geldiğinde yiyecek içecek hizmetlerini daha güçlendirmek adına ödeneğimizi gönderip mevcut bu atölyemizi okulumuza kazandırmış olduk. Borsam, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burada ikinci dönem başlayacak olan okul öncesi ana sınıflarına yemek üretimi için bu okulda bulunuyoruz. Kıymetli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dönem sermaye kapsamında ilimizdeki ana sınıflarının yemek ihtiyacını karşılayacaklar. Bakanlığımızın başlatmış olduğu okul öncesindeki öğrencilerimize yemek buradan taşınacak. Ben emeği geçen bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ilimiz adına da çok güzel bir kazanım. Ülkemiz adına da çok güzel bir kazanım. Burada da kıymetli basın mensupları, sevgili öğrencilerimizi görüyorsunuz. Artık fırınımızdayız. Bakanlığımızın kurmuş olduğu bu ekmek fırınları sayesinde çocuklarımız ekmeği nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Her kendileri asgari ücretin 1/3'ünü en alt düzeyde alıyorlar. Bu minimum tabii ki daha fazla da alabiliyorlar. İnşallah burada ürettiğimiz ekmekleri hem ilimizdeki pansiyonlarda kullanacağız, hem de aynı zamanda okul öncesinde ürettiğimiz yemeklerde kullanacağız. Sevgili öğrencilerimiz de bu işten hem kazanç sağlıyorlar, hem de meslek edinmiş oluyorlar. Kuyumcu yoğurma kazanını alıyoruz. Kuyumcu yoğurma kazanını alıyoruz. Daha sonra soğuk su tankımızdan belirlediğimiz ölçüde suyumuzu ilave ediyoruz. Ücretsiz yemek dağıtımı konusu. Bakanlığımız 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı için işlemi başladı. İnşallah ikinci dönem, yani 6 Şubat'ta bütün okul öncesindeki öğrencilerimiz, ana sınıflarındaki öğrencilerimiz, taşımalıyla gelen öğrencilerimiz burada yemeklerini ücretsiz olarak yiyecekler. 5 milyon hedefi son derece önemli. Anaokulu ve ana sınıfındaki bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz parolasıyla. Bakanlığımız bunu başlattı. Üretimi de yine burada yapılacak. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıyor. Ve ilimizdeki yemek dağıtımı tamamen Serhat Borsa Meslek Lisemizde yapılmış olacak. Toplam kaç öğrenci? Toplam baktığımız zaman şöyle bilgi vermek istiyorum. Biz birinci dönem dağıttığımız yemekten müsaade ederseniz başlamak isterim. Bakanlığımızca Edirne'de 5.974 öğrencimize birinci dönem yemek dağıtıldı. Bunlardan okul öncesinde 154 öğrencimiz yararlandı. Taşımalıdan 4.826 öğrencimiz yararlandı. Pansiyondan 994 öğrencimiz yararlandı. Ayrıca valiliğimizce dezavantajlı okullarımızda bulunan ilkokul ve ortaokullarda da toplam 2.233 öğrencimiz ücretsiz yemekten yararlandı. İkinci dönem ise yemek verecek toplam öğrenci sayımız 16.544. Şimdi tekrar edeyim. İkinci dönem inşallah 6 Şubat'tan itibaren 16.544 öğrencimize ücretsiz yemek dağıtılacak.